Hoş geldiniz. Serdar nerede? Arkadaşlarıyla maç seyretmeye gitti. Aşk olsun, neler yaptım? Ben geldim işte. Hoş geldin hayat. O da gelecek diye daha da özendim. Ellerine sağlık. Ama bütün gün beraberdik. Yeter işte. O da arkadaşlarıyla olsun biraz. Bak bak. Geç otur. Sen şu işi anlat. Evi satmışlar ha. İnanamadım. Ya ben? Koymuşlar ama ceplerine parayı. Keyifleri yerine gelmiştir. Yazık. O evle başka türlü bir bağları vardı. Kim ister? Bilmem artık. Satmışlar, paralanmışlar. Ödesinler oğullarının borcunu. Bana ne? Avukat konuşmuş dedin. Kart bıraktı görüşmek için. Hayriye Hanım aramış. Şantaj yapıyor. Boşanmazsan ödemeyiz diye. Aman sen de boşan gitsin. Üf, çok uzattın. Tamam, boşanmayacağım demiyorum. Ama borcun vadesi duruşmadan önce. Ödemezlerse haciz gelecek eve. Kaça satmışlar? Bilmiyorum. Şaşkınlıkla sormayı unuttum vallahi. Ama adamın kartı var, sorarım adama. Bırak şimdi. Aklıma gelmişken sorayım, merak ettim. Benim komisyon aldığımı düşündü. İnanmadı ki. Ben söyledim, inandı. Bitti gitti o mevzu. Kim bu ya? Alo. Mithat Bey merhaba. Ben Nurdan. Nurdan? Bugün tanıştık. Aldığınız köşkün önünde. Oo, Nurdan Hanım. Merhaba. Kusura bakmayın, sizi bu saatte rahatsız ettim ama aklıma bir şey takıldı. Rica ederim. Buyurun, buyurun, buyurun. Evi kaça aldınız? Yani böyle bir soru sorulmaz. Ayıp biliyorum ama... Estağfurullah. Bana da fikir olsun. Rayici bileyim diye. Yani bu size ölçü olmasın. Çünkü ben gerçekten iyi bir fiyata aldım. Aşağı yukarı bir şey söyleyin. Ucuz aldım çünkü çok masrafı var. Evin durumu da malum. Bahçesinin büyük bir kısmı yola gidecek. Ne kadar? Gerçekten mi? Dedim size. Kelepir. Hay Allah. İtiraf ediyorum, sizden daha önce davranmadığım için çok üzüldüm. Merak etmeyin. Benim arkadaşa söyleyeceğim. Şimdi o da yanımda. İki bekar akşam yemeğimizi yiyoruz. Size de güzel bir ev bulacağız inşallah, söz. Olmazsa bunu veririm. Teşekkür ederim. Şimdi kaydediyorum telefonunuzu Nurdan Hanım. Bir yer bulunca arayacağım. Peki. Hoşça kalın, rahatsız ettim. Aman efendim, rica ederim. Siz hep rahatsız edin. Keşke numaramı gizleseydim. Ya ben aldım, ev kıymete bindi. Kim? Bugün bahçede uğraşıyoruz. Ustalar gitti, ben de hesaplara falan bakıyorum. Kadının biri geldi. Yanında da bir adam. Emlakçıydı herhalde. Evin satıldığını öğrenince bir dertlendi ki. Meğer tam da böyle bir ev arıyormuş. Bakarım istiyorsanız. İlgilen. Tamam. Alırım sizden numarasını. Sen evi bul, bana söyle. Ben haber veririm Nurdan Hanım'a. Sana güzelim kadının numarasını verir miyim? Çapkın köfte. Ne olur ne olmaz. Şeytan doldurur. Nasıl istersen abi. Yazık. Ellerinde doğru dürüst bir şey kalmamıştır ki. Düşün artık. Ne kadar ihtiyaçları var ki bu fiyata bile verdiler. Adamı da bir görsen. Tam kro. Hadi ya. Canını okur o zaman güzelim evin. Her lafın arasında da bekar olduğunu söylüyor. Bekar mıymış? Olmazsa bunu veririm. Öyle diyor bir de. Aslında o evin sahibi ben olsam gerçekten.
ama. Veya adamı ayartırım. Zaten teşne. Sırf bunlara inat, adamın kolunda giriyorum eve, düşün. Keşke bir şeye benzeseymiş var. Keşke. Hastanelere falan hep bakmışlar. Benim içime hiç kötü bir şey gelmiyor. Cevriye Hanım bekler bekler çıkar bir yerden. Bana da öyle geliyor ama... Ablam falan dağılmış. Sesi titriyordu konuşurken. Çok sık aramayın siz de. Bir haber gelince nasıl olsa arar onlar. Merak ediyoruz oğlum. Hayırlı haberlerini alsak rahat edeceğiz biz de. Sen neler yaptın? Erkan'la buluştuk. O yere götürdü beni. Vallahi olabilir gibi görünüyor. Baba sen ne diyorsun? Bilemiyorum Şevket. Bir şey söyleyemiyorum. Boş şeylere umut bağlama oğlum. O işler bize göre değil. Önce ben de öyle diyordum ama... ...şimdi aklım yatıyor gibi. Arsayı kat karşılığı alıyorsun bir kere. İnşaata başlayacak sermayen olsun yeter. Ortak olunca öyle büyük paralar gerekmiyor. Topraktan bir daire sattın mı kaç dairenin maliyetini karşılıyor biliyor musunuz? Erkan'la yaptık bütün hesapları. O çocukla görüşmeni bile istemiyorum. Nerede kaldı iş yapma. Ben çıkış yolu arıyorum anne. Şartlarımı değerlendirmeye çalışıyorum. Böyle giderse ne uzayacağım ne kısalacağım. Belli oldu. Şimdi böyle bir fırsat varken kaçırmayalım diyorum ama... ...yine de... Siz bilirsiniz. Bilmediğin işlere burnunu sokma derim oğlum. Bence de. Yeteri kadar macera yaşadık. Artık kaybedecek paramız yok. Evet de bir yerden de başımızı çıkarmamız lazım. Maddi manevi yeni bir yıkımı kaldıracak durumda değiliz. Zaten başımıza gelen her şeyin sebebi sensin diyorsun. Başaramayacağım başından belli. Başaramayacaksın demiyorum. Hiç deneme diyorum. Ya, hemen de kestirip atmamak lazım canım. Konuyu etraflıca bilmiyoruz. Ben de onu diyorum işte. Bilmediği işlere girip de elimizdeki üç kuruştan da olmayalım. Önce niye itiraz ettiğimizi bilelim demek istedim. Ne nedir bakalım, bir düşünelim. Belki de gerçekten bir fırsattır, bilmiyoruz ki. Belki de öyledir baba. Sen daha iyi biliyorsun. Şu arsaya birlikte gidip bakalım. Erkan'la da bir daha konuşalım. Ölçelim biçelim. Kafamızda şekillendirelim biz de. Yarın arabayı akşamüstü alacağım zaten. Sabahtan kalkar gider bakarız. Tamam.